Yunan ordusu Ankara'yı ele geçirip TBM'yi dağıtmak için saldırıya geçerek 2. Yunan Savaşı'nı başlatmıştır. Yunanlıların bu amacının başarıya ulaşmasının durumlarından hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlayacağı savunulabilir. Milli mücadelenin sona ermesi, Sevr Barış Antlaşması'nın uygulanması, Türk milletinin bağımsızlığını yitirmesi. Sorumuz diyor ki arkadaşlar eğer de Yunanlar 2. Yunan Savaşı'nda başarılı olsaydı aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin başına gelirdi diyor. Bir, milli mücadele sona erer miydi? Milli mücadele sona erebilirdi. Çünkü Yunanlılar bu başarı ile arkadaşlar ta Ankara'ya kadar gelip TBM'yi yok edebilirlerdi. Muhtemel olası bir yorum çıkarılabilir. Sevr Barış Anlaşması'nın uygulanması yolunda yine Türkler savaşı kaybettiğinden dolayı oluşan olumsuz havadan dolayı Sevr Anlaşması'nın uygulanması hızlılık kazanırdı diyoruz. Türk milletinin bağımsızlığını yitirmesi, e, milli mücadele zaten bağımsızlığı sağlamak için idi. Eğer sona ererse zaten Türk milletinin bağımsızlığı ne olmuş olur? Yitirmiş olur diyoruz. Sevr Anlaşması yine Türk milletinin bağımsızlığı yitirmesiyle alakalıdır. Yani 1 ve 2'nin en geniş anlamdaki sonucu ise 3'tür. Aynı doğrultuda cümleler olduğu için doğru seçeneğimiz eğer seçeneği. 1, 2, 3. TBM'ye bağlı düzenli ordular Yunan ordusu karşısında 1. İnönü, 2. İnönü ve Sakarya Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Düzenli ordunun bu başarılarının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı ileri sürülemez. İtihat devletlerinin Anadolu politikalarını önlenmesini, TBM lehinde bir kamuoyunu oluşturulmasını, Osmanlı hükümetiyle yaşanan anlaşmazlıkların sona er verilmesini, TBM'ye verilen halk desteğinin artırılmasını, düzenli orduya asker temin edilmesini. Evet arkadaşlar TBM Yunan ordusunun 1. Yunanlı 2. ve Sakarya savaşlarında büyük bir bozguna uğratmıştır. Bu durum ee, A, B, D ve E seçenekler arkadaşlar olumlu sonuçlara sebep olacaktır. Ama C seçenindeki Osmanlı hükümetiyle yaşanan antlaşmazlıklara son verilmemiştir. Hala Osmanlı devletiyle arkadaşlar TBM arasında yine ne vardır? Bir rekabet söz konusu vardır. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da yine de arkadaşlar anlaşmazlıklar son verilmiştir. Anlaşmazlıklar azalmıştır denilebilir. Osmanlı hükümeti biliyorsunuz ta ki saltanatın kaldırılmasına kadar 1922'ye kadar ne yapıyor? Devam ediyor diyebiliriz. O yüzden bu bilgi yanlış bilgi olduğu için bunu alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. İkinci Yunan Savaşı'nda Türk ordusunun Yunan ordusu karşısında başarılı olması, İtalyanların işgal ettiği bölgeleri boşaltacağını ilan etmesine ve Fransa'nın Türkiye ile antlaşma yollar aramasına neden olmuştur. Buna göre askeri başarıların durumların hangileri üzerinde etkili olduğu ileri sürülebilir. İtaat devletlerinin Anadolu politikalarını değiştirmesi, Seor barışının uygulanamayacağının anlaşılması, itaat devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması. Evet, ittifak devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Örneğin bir ittifak devleti olan Fransa, örneğin bir İtalya ittifak devleti olan İtalya bakın Anadolu ile ilgili duygu ve düşünceleri değişmiş. Ama İngiltere'nin ise böyle bir duygu ve düşüncesi yok. Demek ki aralarında bir görüş ayrılığı var. Sevra barışının uygulanamayacağının anlaşılması neden Türkler bir bir ülkelerini arkadaşlar düşmandan kurtarıyorlar ve başarı üstüne başarı kazanınca Sevra anlaşmasının uygulanacağı anlaşılıyor. İttihat devletlerinin Anadolu politikalarını değiştirmesi örneğin işte Fransa örneğin İtalya'nın arkadaşlar değiştirdiğini göstergesi. Doğru seçeneğiniz 1-2-3 E seçeneği. İkinci Yunan Savaşı'nın sebeplerine hangilerini Yunanlıların Türk milletinin ulusal iradesini yok etme amacıyla doğrudan ilgili olduğu savunulabilir. Yunanların Ankara'yı ele geçirip TBM'yi dağıtmak istemesi, TBM'nin Londra Konferansı'nda sever benzeri bir antlaşmayı kabul etmemesi, Yunanlıların yeni bir saldırı konusunda İngiltere tarafından kışkırtılması ve desteklenmesi. Evet sorumuz arkadaşlar İkinci Yunan Savaşı ile alakalı bu savaşta e, ikinci dünya savaşının sebeplerinden hangilerinin Türk milletinin ulusal iradesini yok etme ve amaçların doğrudan yani ulusal irade deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Meclis değil mi? doğrudan ulusal da yok etmek demek bu meclis demek. Çünkü ulus iradesini ne temsil eder? Meclisler temsil eder. E, o dönemde de TBM var. Meclis derken kasıt birinci TBM kastediliyor arkadaşlar. Birinci TBM. Bu bağlamda baktığımızda direkt 2 ve 3'te meclis alakalı bir durum olmadığı doğrudan gözüküyor. Ama burada TBM'yi dağıtmak, ulus iradesini yok etmek olduğu için ve bize doğrudan ifadesi kullanıldığı için doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği. Türk ordusu ikinci Yunan zaferinden sonra Aslıhanlar ve Dumlupınar'da Yunan ordusuna karşı saldırıya geçtiği halde bu saldırı başarılı olamamıştır. Bu başarısının Türk ordusu ile ilgili durumlarına hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. Disiplinden yoksun olması, taarruz gücüne sahip olmaması, ordu mensuplarının siyasetle uğraşması. Evet arkadaşlar bir ikinci yıl zaferden sonra Aslan ve Dumlupınar'da e, Türk ordusu bu ikinci yıl savaşının getirmiş olduğu zaferi taçlandıramıyor. E, Dumlupınar ve Aslanlar ne yapıyor? Başarılı sonuç alamıyor. Bunun sebebi şu disiplinden yoksun olması mı? Taarruz gücüne sahip olmaması mı? Ordu mensuplarının siyasete uğraşması mı? Şeklinde bize soru. Arkadaşlar disiplinden yoksul olması olamaz. Çünkü bu bir düzenli ordu. İkinci Yunan Savaşı'nda düzenli ordudur. Savaşan ordu. TBM'nin kurduğu düzenli ordudur. O yüzden bunu alamıyoruz. Ee, ordu mensuplarının siyasetle uğraşması yukarıda ordulu mensuplarının siyasetle uğraştığı dair bir bilgi yok. Zaten bu bilgi aynı zamanda yanlış bir bilgi. Taarruz gücüne sahip olmaması dinlenebilir. Çünkü neden? Biliyorsunuz İnönü Savaşları savunma savaşı. Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri. Ee, arkasından gelen Eskişehir Kütahya'da savunma, Sakarya'da savunma savaşı ama büyük taarruz taarruz savaşı. Dolayısıyla Türk ordusu yendiği halde Yunanlıları 2. Yunan Savaşı'nda taarruz etmesini bilmediği için ne yapmıyor? Yunan ordusunu tamamen ortadan kaldıramıyor. Ve Türk ordusunun bu taarruz gücüne sahip olmaması zaten Mustafa Kemal'in dikkatini çekiyor. Daha sonra Mustafa Kemal özellikle Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndan sonra Türk ordusuna arkadaşlar ne yapıyor? Taarruz eğitimi veriyor diyoruz. Burada Aslıhan ve Dumlupınar'da taarruzu Türk ordusunun bilmediği açıkça görülüyor. Doğru seçeneğimiz yalnızca B seçeneğidir. İkinci Yunan Savaşı'nın Yunanlıların geri çekilmesi üzerine Refet Bey komutasındaki birlikler Aslıhanlar ve Dumlu Pınar bölgesinde Yunanlara karşı saldırı harekatına girişmiş fakat başarı elde edememiştir. Bu durumun ileriki süreçte Türk ordusu ile ilgili gelişimler hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Orduya taarruz eğitimi verilmesi, Kuvay Milliye örgütlenmesine geri dönülmesi, ila ihtiyaçların karşılanması için milli yükümlülüklerin yayınlanması. Evet arkadaşlar 2. Yunan Savaşı sonucunda biliyorsunuz Türk ordusu Yunanları bozguna uğratmış. Fakat ee, Refet Bey komutasındaki ordular Aslıhan ve Dumlupınar'da Yunanlar karşı saldırı harekatı yapıyor başaramıyor. Neden? Çünkü Türk ordusu saldırı harekatını bilmiyor. Bugüne kadar neyi biliyor? Savunma savaşını öğrenmiş. Bu yeni Tevme tarafından kurulan düzenli ordu. İşte Mustafa Kemal bu açığı bildiği için daha sonraki ileri bir süreçte Türk ordusunu taavuz eğitimi vermeye amaçlıyor. Kuvayi milli Örgütleri'nin geri dönülmesi bu yanlış bir gibi bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu alamıyoruz. İhtiyaçların karşılanması için milli yükümlülüklerin yayınlanması. Arkadaşlar buradaki kaybedilen savaş daha doğrusu İnönü'nün in e, in in taçlandırılamaması, kuvvetlendirilememesi Aslıhanlar ve Dumlupınar, muharebeleri ile istenilen sonucun elde edilememesi ikinci İnönü Savaşı gibi büyük bir savaştan sonra buradaki başarısızın sebebi arkadaşlar saldırı harekatının başarısız olması sebebi e, ihtiyaçların karşılanmaması ile alakalı değil. Taarruz gücüm ile alakalı. O yüzden de ne yapamıyoruz? Bunu alamıyoruz. Doğru seçilimiz yalnız bir A seçeneği. İkinci İnönü Savaşı'nın Türk ordusunun zafer ile sonuçlanması üzerine İtalya işgal ettiği bölgelerin çekileceğini açıklamış ve Fransa TBMM ile anlaşma yolları aramıştır. Buna göre İtilaf devletinin Anadolu politikalarını askeri, siyasi, sosyal anlamda hangilerinde yaşanan gelişmelere göre belirledikleri ileri sürülebilir. Askeri, siyasi, sosyal. Evet. İkinci İnönü Savaşı'nı TBMM'nin kurduğu düzenli ordular kazandı arkadaşlar. Zaferle sonuçlandı. İttifaklar da artık mesela İtalyanlar ve Fransalar TBMM ile anlaşma yolları arıyorlar Ankara'dan çekilmek için. Demek ki TBM'nin kazandığı arkadaşlar askeri başarı örneğin işte şu ikinci İnönü Savaşı, İnönü Savaşı İttihad Devletleri arasında görüş ayrılığına sebep oluyor diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır. İkinci Yunan savaştan sonra yaşanan gelişmeler hangilerinin TBM'nin İtalya-devleti arasında yaşanan görüş ayrılıklarını fark etmesinde etkili olduğu savunulabilir. Fransa'nın TBM ile antlaşmaya çalışması, İtalya'nın işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başlaması, Aslıhanlar ve Dumlupınar mevkilerinde Türk saldırılarının başarısız olması. Evet arkadaşlar. İkinci Yunan Savaşı'nı biliyorsunuz TBM'nin kurduğu düzenli ordu kazandı. Bu başarı TBM'nin itiraf devleti arasında yaşanan görüş ayrılıklarının fark etmesine etkili olduğu savunulabilir. Mesela Fransa'nın TBM'ye anlaşmaya çalışması itiraf devleti arasında görüş farkının olduğunu kanıtıdır. İtalyanların işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başlaması yine kendi açılarından baktığımızda itiraf devleti arasında bir çatlak olduğunun, görüş ayrılığı olduğunun kanıtıdır. Aslanlar ve Dumlupanlar mevkinin Türk saldırının başarısız olması arkadaşlar ne olacaktır? Onlar arasında bir görüş ayrılığına sebep olmaz. Onların görüş ayrılığına sebep olan şey neydi? Türklerin başarısıydı. Oysa burada Türkler başarısız oluyor. Dolayısıyla onların... Bu Aslıhan ve Dumlupınar mevkileri görüş birliğine sebep olmalarına sebep olur. Yani sevri acaba uygulatabilir miyiz düşüncelerini kapılmalarına sebep olur. Birlikte hareket etmelerine sebep olur. Oysa 1 ve 2 görüş ayrılığı olduğunun kanıtıdır diyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği 1 ve 2'dir. Düşmanı oyalayarak düzenli ordunun güçlenmesini sağlama, TBM'yi uluslararası alanda resmi bir güç olarak kabul ettirme, ülkede bağımsızlık hedefi doğrultusunda milli bilinci uyandırma, İnönü savaşlarının savunma şeklindeki yapılmasında bu amaçlara hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Düşmanı oyalayarak düzenli ordunun güçlenmesini sağlama, Evet arkadaşlar çünkü TB İnönü Savaşları birer savunma savaşıdır. Taarruz savaşı değildir ve TBM'nin kurduğu ilk düzenli ordudur. Amaç burada düşmanı oyalarak düzenli ordunun güçlenmesini sağlama. Çünkü neden? Henüz daha düzenli ordu yeni kurulmuş değil mi? Yeni kurulmuştu. Eee... Birinci Yunan Savaşı'nda. O yüzden de bu bir amaçtır. TBM'yi uluslararası alanda az resmi bir güç olarak kabul ettirme arkadaşlar bu daha çok bu daha çok arkadaşlar ne ile alakalı? Diplomatik yolla bir alakalı seçenek. İkincisi TBM'yi uluslararası alanda resmi bir güç olarak kabul ettirmek istiyorsa taarruz yapıp düşmanı yurttan atması lazım. Ama tam tersini savunuyor. O yüzden buna ulaşamayız arkadaşlar. Ülkede bağımsızlık hedefi doğrusuna milli bilinci uyandırma. Arkadaşlar yukarıdaki durum yine neyle alakalı? TBM'nin bu savunma savaşı yapmasında yeni kurulması ile alakalı. Yani bununla ilişkilendirebilecek bir durum söz konusu değil. Üçün hiç yukarı ile bir alakası yok. Doğru seçimimiz yalnız bir A seçeneği yorumu yapılabilir. İnönüs savaşlarından sonra Fransız temsilcisi Franklin bu yoluna yapılan görüşmede Mustafa Kemal eski Osmanlı devleti yerine yeni bir Türk devleti ortaya çıkmıştır. Bunu tanımak lazımdır. Sevr anlaşmasını kafasından çıkarmayan devletlerle güven esasına dayanan işlemlere girişemeyiz. Bütün Türk milleti misak milli kabul etmiştir demiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık, sosyal hukuk devleti, çoğulculuk ve katılımcılık anlayışlarına hangilerine asla taviz verilmeyeceğini ortaya koyduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar ulusal bağımsızlık yoluna bakın. Sevr anlaşmasını kabul etmeyeceğiz demekle arkadaşlar misak milliyi kabul edeceğiz demekle ulusal bağımsızdan asla taviz verilmeyeceğini burada açıkça söylemiştir. Ee, eğer bunlar da diyor bir e, sizin fikriniz değişmezse diyor sizin diyor herhangi bir şeye girişemeyiz işlemlere girişemeyiz diyor Mustafa Kemal açıkça e, bağımsızlık vurgusu yapıyor. Sosyal hukuk devleti arkadaşlar bu daha çok iç politika ile alakalı bir durum. Çoğulculuk ve katılımcılık bu daha çok demokrasi partilerin kurulması ile alakalı bir durum. Oysa şuradaki durum dış politika ile alakalı doğru seçeneğimiz. Bu yüzden yalnız A o yalnız bir A seçeneği olacaktır. İkinci Yunan Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu geri çekilirken sivil halktan birçok kimseyi öldürmüş, köy ve kasabalarını intikam için yakmıştır. Ankara hükümeti bu durumu tespit etmek için bölgeye bir tahkikat heyeti göndermiş ve dış basından gözlemciler çağırmıştır. Ankara hükümetinin bu şekilde hareket etmesinde amaçlarına hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Yunan ordusunun yarattığı vahşeti belgelendirme, itiraf devletlerinin Türk tarafına ikilik çıkarma politikalarını önleme, Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak savaş gücünü artırma. Evet arkadaşlar ikinci Yunanlı Savaşı'nda biliyorsunuz Yunanlar kaybettiler ve Yunanlar Ege bölgesinde birçok sivil halkı öldürüyorlar. Köyleri, kasabaları intikam için yakıyorlar. Her taraf harab oluyor Ege bölgesinde. Ankara hükümeti bu durumu tespit etmek için bölgeye bir tahkikat heyeti gönderiyor ve dış basını gözlemcileri çağırıyor. Neden? O işte o Yunanların yaktıkları bölgeleri, vahşeti belgelendirip arkadaşlar dış basında yansımasını, Türklerin ne kadar haklı olduğunu göstermek için diyoruz. İttihat devletlerinin Türk tarafında ikilik çıkarma politikalarını önleme yukarı gibi bir alakası yok. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayarak savaş gücünü artırma herhangi bir savaş gücünden değil Yunanların yaptığı durumdan bahsediliyor. Alakası yok yukarıyla. Yalnız bir A seçeneği doğru seçeneğimiz. İkinci Yunan Savaşı'nın Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanması üzerine Fransız basını tek bir çözüme samimiyetle Türklerin bağımsızlıklarını tanımak, İzmir'i, Edirne'yi vermek diye yazılar yayınlamıştır. Buna göre askeri başarıların yorumlarından hangilerine ortağın hazırladığı savunulamaz. İşgaller karşısında Anadolu halkının bilinçlenmesi, dünyada milli mücadele lehinde kamuoyunun oluşması, saltanat ve hilafet yanlarının milli mücadeleye destek vermesi. Evet arkadaşlar işgaller karşısında Anadolu halkının birleşmesi olamaz. Bunu alamayız. Çünkü işgaller karşısında Anadolu'nun birleşmesi daha çok genelge ve kongrelerle oldu. Genelge ve kongrelerle oldu. Ki e, yukarıdaki durum biraz daha farklı bir durum. Burayla alakası yok. Her iki açıdan da bunu alamayız. Dünyada milli mücadele lehine kamuoyuna oluşması işte Fransız basını buna örnek gösterebilir. Bakın İzmir'i, e, Edirne'yi Türklere vermemiz lazım diyor. Bağımsızlığını tanımamız lazım diyor. Bunu alabiliriz. Saltanat ve Hilafet yanlılarının milli mücadele destek vermesi arkadaşlar hala destek vermiyorlar çünkü Saltanat ve e, Hilafet yanları e, Anadolu'daki bu hareketi arkadaşlar ne yapıyorlar kendilerine rakip olarak görüyorlar ta ki Saltanat ve Hilafet kaldırılıncaya kadar diyoruz o yüzden bunu da alamayız doğru seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar e, bir ve 3'ün olduğu savunulamaz dediği için 1 ve 3'ünü olduğu D seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz.